Değerli izleyenlerimiz, öncelikle hoş geldiniz. Herkese selamun aleyküm. Sizi daha fazla bekletmeden konumuza geçelim. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir resmi Twitter hesabından bu gönderiyi paylaştı. Yüksek otonomi özellikli sürü insansız deniz araçları geliştirmeye ve insansız deniz aracı ailemizi genişletmeye devam ediyoruz. Projenin 3. aşamasında 8'li sürü mimarisini hayata geçirdik. Albatros S insansız deniz aracı sürüsü farklı görevler icra ediyor. Alt görev paylaşımı yapıyor. Alt sürülere bölünüyor. Arama kurtarma, geniş alan tarama tespit, refakat, şüpheli araçlara angajman ve insanlı sistemlerin kullanılmasının riskli olduğu hallerde görev yapacak şekilde temel yetenekler geliştirildi. Albatros S kullanıcı müdahalesine ihtiyaç duymadan seyir yapabilen, yüksek seviye otonomi kabiliyetine sahip, merkezi bir kontrolden bağımsız, sürü formasyonunda seyir ve görev icra edebilen insansız deniz aracı sürü sistemidir. Albatros S botları, farklı seyir formasyonları uygulayabilen insansız deniz aracı sürüsü sürü unsurlarından ve hareketli engeller dahil engellerden sakınarak sürüdeki eksilmelere karşı da görev devam edebilme yeteneğine sahiptir. Verilen görevin sürü unsurları arasında otonom paylaşımı yapılmaktadır. Farklı manevralar ile görev otonom olarak sonlandırılabilmektedir. Yüksek hız, manevra kabiliyeti ve düşük radar kesit alanıyla kızar ötesi kesit alanına sahiptir. Otonom yazılımı sensör füzyonu, esnek ve artılabilir sürü mimarisi, sabit ve hareketli engelleri algılama ve dinamik rota planlama ile GNSS ve haberleşme kesintisinde otonom harekatına devam edebilme gibi özelliklere sahiptir. Otonom, yarı otonom veya uzaktan komuta ile kullanılabilmekte olup kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir. Albatros S'nin uygulama alanlarına bakacak olursak, keşif gözetleme, sahil güvenlik devriye ve taarruz, üs ve liman savunma, tekli veya çoklu bot ile hedefe angaje olma, insansız deniz araçları, bazı durumlarda otonom yüzey araçları veya mürettebatsız yüzey araçları veya halk arasında drone gemileri olarak bilinir. İnsansız deniz araçları, uzaktan kumandadan tamamen özellikliğe kadar çeşitli düzeylerde özellikle çalışır. İnsansız deniz araçları için askeri uygulamalar arasında motorlu deniz hedefleri ve mayın avcılığının yanı sıra gözetleme, keşif ve silahlandırma yer alır. 2016 yılında DARPA, Sea Hunter adlı bir denizaltı karşıtı deniz aracı prototipini piyasaya sürmüştür. Aselsan firması, Türk Deniz Kuvvetleri'nin atışlı tatbikatlarda kullanması için Albatros-D ve Albatros-K hareketli hedef botlarını üretmiştir. Türkiye'nin ilk yerli olarak geliştirdiği silahlı insansız deniz aracı, Ares Tersanesi, Meteksan Savunma Sistemleri ve Roketsan tarafından geliştirilen ULAK'tır. ULAK, 4 Roketsan cirit ve 2 yumurtası ile donanmıştır. 27 Mayıs 2021 tarihinde ilk atış testini başarıyla tamamlamıştır. ULAK, savaş gemilerinden konuşlandırılabilir. Mobil araçlardan, karargahlardan, komuta merkezlerinden ve yüzey platformlardan uzaktan kontrol edilebilir. ULAK, keşif, gözetleme, istihbarat, yüzey harbi, asimetrik harp, silahlı eskort, kuvvet koruma ve stratejik tesis güvenliği gibi görevlerde görev yapabilecektir. Ares Tersanesi'nin CEO'su, ULAK'ın farklı silahlarla donatılmış çok farklı versiyonlarının geliştirmekte olduğunu söylüyor. Birinci kullanıcısı Türk Deniz Kuvvetleri olacaktır. Ek olarak, orta ölçekli insansız su üstü gemileri için askeri uygulamalar arasında filo istihbaratı, gözetleme, keşif ve elektronik savaş yer alır. Ağustos 2020'de L3 Aris Teknoloji, 9 adede kadar gemi seçeneğiyle insansız su üstü gemi prototipi oluşturmak için bir sözleşme kazandı. L3 Aris, yaklaşık 500 ton deplasmanlı gemileri inşa etmesi için Doğu Sina merkezli bir gemi yapıcısı olan Swiss Ships ile sözleşme yaptı. Prototipinin 2020 yılı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Bu, ABD donanmasının dağıtılmış deniz operasyonları stratejisini desteklemekle büyük olasılıkla önemli bir rol oynayacak olan bu gemi, sınıfındaki ilk insansız deniz platform programıdır. Daha önce Swiss Ships, 2014 yılında Doğu Sina Üniversitesi, Anaconda ve daha sonra Anaconda sınıfı küçük USV'leri inşa edecek. 13 Nisan 2022'de ABD, yeni bir güvenlik paketinin parçası olarak 2022 Rusya'nın Ukrayna işgalinin ortasında Ukrayna'ya belirtilmemiş insansız kıyı savunma gemileri gönderdi. Kırım Köprüsü patlamasıyla ilgili BBC tarafından olayda insansız su üstü aracının kullanıldığına dair bir teori ortaya atıldı diyelim ve videomuzu sonlandıralım. Evet değerli izleyenlerimiz, videomuzun sonuna geldik. Türk savunma sanayi ürünlerini anlattığımız kanalımızda bizlere verdiğiniz destekler için çok teşekkür ederiz.
Türk ordusunun gücü ne kadar artarsa, Türkiye'nin gücü de o miktarda artacaktır. Türk savunma sanayi şirketlerimizin yıllar süren gayretli savunma sanayi Ar-Ge faaliyetleri sayesinde bugün bu topraklarda yerli ve milli ürünler üretiyoruz. Türk savunma sanayi projelerinden ve Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren yeni ürünlerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.